Kavazaki hastalığının işaretleri ve belirtileriyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Belirtileri anlatmak için şu an ekranda gördüğünüz çöp adamı kullanacağım. Kavazaki hastalarının gözleri kırmızıdır ve bu durum konjonktivit olarak bilinir. Not ediyorum konjonktivit. Evet bu kırmızı gözler anlamına geliyor. Hastaların vücutlarında da kızarıklıklar görülebilir. Yani sırtlarında, karınlarında, göğüslerinde başka bir de işte vücudun merkezine yakın bir yerlerinde. Listeye adenopatiyi de ekliyorum. Bu da lenf düğümlerinin şişmesi durumudur. Kawasaki hastalığı söz konusu olduğunda şişen lenf düğümlerinin servikal lenf düğümleri olduğunu da hemen ekleyeyim. Servikal boyun anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, boyundaki lenf düğümleri şişmiştir. Hastaların dillerinde kırmızı lekeler de görülebilir. Bunu da dillerinin kıpkırmızı olması, şişmesi ve üzerinde küçük kabarcıklar olması olarak açıklayabilirim. Bunu bir çileye benzetmek de mümkündür. Hastaların el ve ayaklarında dekuamasyon da görülebilir arkadaşlar. Dekuamasyonu el ve ayaklardaki derinin pul pul dökülmesi olarak düşünebilirsiniz. Squamous epitel doku yani derinin en üst tabakası pullanarak dökülmeye başlar. Soyulur da diyebiliriz. Soyulma genellikle tırnak diplerinden başlar ve buradan yayılır. Ek olarak Kawasaki hastalığının en önemli belirtisi tabii ki ateştir. Hastaların ateşi oldukça yüksektir ve 5 günden uzun süre bu durum devam eder. Evet, işte bunlar Kawasaki hastalığının belirtileridir ve hastalığın teşhis edilmesinde büyük rol oynarlar. 5 günden uzun süren ateşin yanında bu 5 belirtinin en az 4'üne sahip hastalar genelde Kawasaki hastası olarak teşhis edilirler. Bu noktada ateşle birlikte bu belirtilerin görülmesinin sadece Kawasaki'ye işaret etmeyeceğini de eklemek istiyorum. Size hemen bir örnek vereyim. Streptokokal enfeksiyonları ele alalım. Streptokok bir bakteridir ve çocuklar da dışarıda oyun oynadıklarında ve zaman zaman dokunmamaları gereken şeylere dokundukları için bu bakteri ve virüse yakalanma ihtimalleri çok yüksektir. Strep boğaz enfeksiyonu ya da streptokokal faranjite bakalım ki faranjit, e, farenkste görülen enflamasyon demektir arkadaşlar. Bu hastalık da boyundaki lenf düğümleri... Şişirir. Burada da boğaz ağrısı olur ancak ateş yoktur. Bu hastalık, Scarlet hastalığı olarak da bilinen kızıl ateşe evrilebilir. Kızıl ateşte, lenf düğümlerindeki şişlik yanında göğüste kızarıklık, dilde kırmızı lekeler ve hastalığın sonlarına, yani iyileşmesine yakın olarak derinin pul pul dökülmesi de ortaya çıkan belirtiler arasındadır. Buradaki belirtilerin 3 ya da 4'ünü saydığımı fark ettiniz değil mi? Kızıl ateşi evrilen bir streptokokal enfeksiyon, kavasaki hastalığı söz konusu olduğunda bu belirtilerin neden en az dördünün arandığı konusunu açıklığa kavuşturuyor, değil mi? Ek olarak kavasaki hastalığından şüphelenildiğinde streptokokal enfeksiyonlar da hesaba katılıp durum değerlendirilmesi sonucunda bunlar elenmeli, yani listeden silinmeli. Kavasaki hastalığının bir de atipik ya da tamamlanmamış kavasaki türü de vardır. Atipik ya da tamamlanmamış kavasaki hastalığında, kavasaki hastalığının klasik belirtilerinin üçü ya da daha azı gözlemlenir. Atipik ya da tamamlanmamış kavasakiden şüphelenildiğinde, eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein değerlerine de bakılmalıdır. Bunları tam isimleri yerine, ESR ve CRP olarak da aklınızda tutabilirsiniz. Hatta belki daha önceden laboratuvarda kan testi yaptırdıysanız bu değerlere aşina olabilirsiniz. Bu değerler vücutta enflamasyon yani iltihaplanma olup olmadığını gösteren değerlerdir. Kawasaki hastalığı da bir tür vaskülit yani damar enflamasyonudur. Bu yüzden de vücutta enflamasyon olup olmadığını kontrol etmek Kawasaki şüphesini doğuracaktır. Enflamasyon olması için ESR'nin saatte 40 mm'den, CRP'nin ise 3 mg bölü desilitreden yüksek olması gerekir. Bunu doğrulamak için ek testlere başvurulur. Kandaki ALT seviyesinin, trombosit seviyesinin yükselmesi, kanda ya da idrarda akü var yani WBC seviyesinin yükselmesi ve albüminin düşmesi arkadaşlar. Evet. Bunları yine laboratuvar değerleri olarak yani kısaltmalarıyla yazdım. Bu ek test değerleri kafanızı karıştırmasın tamam mı? Bu ek değerlerin 3 veya daha fazlası doğrulanırsa Kawasaki teşhisi konup tedaviye geçilebilir. Değerlerin 3'ü ya da daha azının doğrulandığı durumlarda ise kalp ultrasonuna başvurmak gerekecektir. Kalp ultrasonu Ekokardiyogram olarak adlandırılır ve kalbin görüntülenme yöntemlerinden biridir. Peki bu hastalığın teşhisi için kalbin görüntülenmesine neden ihtiyaç duyulabilir dersiniz? Bunun nedeni Kawasaki'nin kalp damarlarını etkileyen bir vaskülit çeşidi olmasıdır. Bu yüzden de bir ekokardiyogram yardımı ile hastada Kawasaki'nin daha ciddi belirtilerinin görülüp görülmediği anlaşılabilir. Ekokardiyogramda ya da ekoda ne görüleceğine gelecek olursak bir bakalım. Kalpte az önce bahsettiğim kan damarları vardır. Ayrıca kalp kapakları vardır, değil mi? Kalbin kasılmasını sağlayan kalp kası vardır ve kalbi çevreleyen ince bir zar vardır. Bu zar perikard kesesi olarak da bilinir ne işe yarar diye soracak olursanız, perikard kesesi bir sıvı ile doludur ve kalbin yağlı kalmasına yardımcı olur. Yağlı derken gözünüzün önüne sürekli çalışması gereken ve herhangi bir şekilde sürtünmeye maruz kalmaması için de yağlanması gereken bir makine parçasını getirin tamam mı? Perikard kesesi de kalbin sürtünmeye maruz kalmadan çalışmaya devam edebilmesini yani sağlayan bu işte sıvıyı içerir. Eko ile doktor Kalbin bu kısımlarında herhangi bir hasar olup olmadığını görebilir. Kan damarı duvarlarının hasar görmesi, damar duvarlarının zayıflamasına, içerideki basınçla birleştiğinde de damar duvarının dışarıya doğru şişmesine ya da böyle baloncuk yapmasına sebep olur. Kan damarı duvarının zayıflayarak dışarıya doğru baloncuk yapması anevrizma olarak bilinir ve ekokardiyogram böylesine bir anevrizmayı kaçırmayacaktır kan damarları olmaları gerektiğinden daha geniştirler. Anevrizmalara ek olarak kan damarı trombozu da görülebilir. Trombozun ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Kan damarı hasar gördükçe pıhtılar oluşur ve bu pıhtılar kalbe giden damarları tıkayabilir. Kan olmadığı zaman da diğer tüm dokular gibi kalp hücreleri de ölmeye başlarlar. Bir saniyeliğine geri gitmek istiyorum. Kanın kalp içerisinde kapaklardan geçtiğini de biliyoruz. Kalp kapakları hasar gördüğünde kalp daha doğrusu kan ne yapar? Kalbe geri dönebilir. Kanın geriye doğru bu akışı regürjitasyon olarak bilinir. Regürjitasyon kan damarlarının hasar gördüğüne işarettir ve bunun sebebi de kan damarlarının hasar görmesi ya da kapağın tek bir yöne açılmasını sağlayan kasların hasar görmesi olabilir. Eko'da görülebilecek anormal durumlardan bir diğeri de kontraktilitenin, kontraktilitenin azalması. Yani kalbin pompalama işlevindeki azalmadır. Kan damarlarındaki pıhtıların kalbe gidebileceğini söylediğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Evet bu olursa pıhtılar kanın kalp kasına ulaşmasını engelleyeceğinden kalp kası ölmeye başlayabilir. Bu da miyokard infarktüsü yani kalp krizi olarak bilinir. Bu çok ciddi bir komplikasyondur çünkü kalp kasının hasar görmesi geri döndürülemez bir durumdur. Ekokardiyogramda görülebilecek ciddi bulgulardan biri de kan damarlarındaki yırtıklardır anevrizmalar zayıfladıklarında kan damarı kanı içlerinde tutamamaya başlar kan damarları içlerinde tutamamaya başlarlar kanı anevrizma yırtılır ve kan dolaşımı terk etmeye vücudun içine doğru akmaya yani iç kanamaya sebep, sebep olur kan perikard kesesine dolar bu durumda efüzyon olarak adlandırılır arkadaşlar perikardiyal efüzyon terimini daha önce duymuş olmalısınız perikardiyal efüzyon Kalp etrafında sıvı birikmesidir ve burada bahsettiğimiz sıvı da kandır. Gördüğünüz gibi kan damarlarının yırtılması Kawasaki hastalığının sebep olduğu çok ciddi durumlardan bir diğeridir. Hastanın ekokardiyogramında bu anormalliklerden herhangi biri gözlemlendiğinde durumun daha kötüye gitmesini engellemek için hemen tedaviye geçilmelidir. Kavasaki teşhisi koyulduktan sonra iki farklı tedavi izlenebilir. Pıhtıya sebep olacak trombositleri inaktive etmek, dolayısıyla enflamasyonu azaltmak Pıhtı oluşumunun engellenmesinin son derece önemli olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Buraya geri dönelim. Pıhtı oluşumu çok daha ciddi bir durum olan kalp krizine sebebiyet verebiliyordu. Öyleyse pıhtı oluşumunun engellenmesi, kalp kasının hasar görmesi riskini de ortadan kaldırabilir. Bunun yanında hastalığın ilerlemesini durdurmak amacıyla IVIG, IVIG yani intravenöz immün globulin tedavisine başlanır. Intravenöz Damar içi demek. İmmün globulinler ise antikorlardır. Söylemesi zor bir kelime ama antikorlar bunlar. Yani kavasaki hastalığına yol açtığı düşünülen Y şeklindeki minik proteinler aslında. Peki bu durumdaki bir hastaya daha fazla antikor verilmesinin sebebi ne olabilir arkadaşlar? Kavasaki hastalığında damarları hedef alanların antikorlar olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bunlar kötü olanlar yani hasara sebep olanlar yeşil olanlar ise iyi olanlar, yani hastaya verilenler. Hasar vermeyen antikorların bu hastalığı neden tedavi ettiği tam olarak bilinmese de bu konuda bazı fikirler var. Birincisi, ak ve bağışıklık sisteminin bu antikorlar tarafından aşırı çevrelenmesi. Yani ak yuvarlar aktive olmamış bu antikorlara bağlanarak vakit geçirirler ve bunlar aktive değildirler, yani hasara sebep olmazlar. Evet, bu tedavi ak aktive olmuş Kawasaki antikorlarına bağlanmasını engeller. Ek olarak bu antikorların kötü antikorları deaktive ettikleri de düşünülmektedir. Evet, Kawasaki teşhisi konan hastaya verilen iyi antikorlar vaskülite sebep olan bu antikorları bloke ediyor olabilirler. Bir başka fikir ise ak bu kadar çok antikor yollandıktan sonra bunun çok fazla olduğunu düşünüp tepkilerini azaltması yani bir anti etkisi yaratması yönündedir. Son olarak bu kadar fazla antikorun sistemdeki tüm antikorların ortadan kaldırılmasını hızlandıracağı ihtimalini de ekleyelim. Sonuç olarak antikorlar ortadan kalkmış olur. İyilerde, kötülerde. Bunların hangisi doğru olursa olsun, intravenöz immunoglobulin tedavisinin kavasaki hastalığının inflamatuar etkilerini azalttığını biliyoruz. Ve tüm bunların hastalık kalbe ulaşmadan yapılması da son derece önemlidir.